Hamiyet Hanım. Cemile, ne var? Buradayım. Bunu Yusuf Bey'in odasında buldum. Kimin olduğunu da bilemedim. Nerede buldun? Yerde. Size ya da Münevver Hanım'a hediye almış olmalı. Müsaadenizle gideyim mi ben? Cemile! Sakın bunu mutfak dedikodularına malzeme etmeye kalkma. Çok fena olur. Olur mu öyle şey hanımım? Müsaadenizle. Bak, eğer duyarsam vallahi billahi İbrahim Paşa'daki halanın yanına gidersin. Haberin olsun. Haşa hanımım, lal oldu ağzım dilim. Söylemem, müsaadenizle. Ay hala mı şu meretle oynuyorsun Allah aşkına? Sanki başka işin yok. Bir şey mi oldu anne? Sorma Münevver. Abin canımı çok sıktı. Allah Allah. Ne yaptı ki? Şimdi söylesem inanmazsın. Yusuf tek taş bir yüzük almış. Aa. Kime? Ay ne bileyim ben. Sana bana değil herhalde. Ayrıca bir erkek tek taş yüzüğü neden alsın? Herhalde birine evlenme teklif edecek. İyi de sevgilisi yok ki onun. Varmış demek. Var ve ben bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum. Ama bir şeyler döndüğünü biliyorum. Münevver. Sen abinin ağzından laf alsana. Anne sen niye panik yaptın? Abim zamanı geldiğinde anlatır zaten bize. Ay ben onu mu bekleyeceğim ayol? Kimi kendine münasip görmüş merak ediyorum. Ayıp değil ya bu. İyi de ne diyeceğim ki ben şimdi? Onu da mı ben öğreteceğim sana Münevver? Sanki abinle hiç konuşmadın. Alırsın karşına usul usul yavaş yavaş öğrenirsin ne olduğunu. Bakalım bu yüzük kime alınmış, kimi seçmiş kendine. Ama anne... Aması maması yok Münevver. Bu işi öğreneceksin. Aa bir de sen üzme beni. İyi tamam. İşte bu kadar. Sanki zor bir şey istiyor. Münevver. Hoş geldin. Arabayla gezmeye çıkmıştım. Bir uğrayayım dedim sana da. Nasıl? Arabandan memnun musun? Çok. Her zaman ne istediğimi bilirsin. Güzelim benim. Ne söyleyeyim sana? Çay kahve? Kahve olur. Bize bir sütlü, bir tane sade filtre kahve. Sağ ol. Ne haber abicim? Ne zamandır muhabbet edemiyoruz. Nasıl gidiyor nişanlılık işleri? Bilmem. Belki yakında karşılıklı anlatırız. Birine evlenme teklifi edeceksin sanırım. Yüzük aldığını duydum. Sen nereden duydun? Kim söyledi? Biliyorsun, iyi haber de kötü haber kadar çabuk yayılıyor. Duyuluyor işte. Var mı böyle biri? Yani doğru mu bu? Yani ne diyeceğimi bilemedim. Yani o kadar yan yana gördüm sizi havayla ama... Hiç şüphelenmedim bile. Yani beraber olacağınız aklıma gelmedi hiç. Öyle olması gerekiyordu abicim. Mutlu musun peki? Henüz birbirimizi tanıyoruz. Daha çok başındayız. Yani mutlusun.
Bunları söylemek için çok erken abiciğim. Eğer aşık olmasaydın, yani ciddi bir şey olmasaydı anlatmazdın bunu bana. Demek Havva kalbini çalmayı başarmış. Aşık olmak çok güzel bir şey. Her iki istediğin insanla birlikteysen mucize gibidir. Ya. Umarım çok mutlu olursunuz abicim. İnşallah sen de. Ben kalkayım artık. Daha fazla meşgul etmeyeyim seni. Senden bir şey rica edeceğim. Bu yüzük meselesinden daha Havva'nın bile haberi yok. Onunla konuştuktan sonra annemlere söyleyeceğim bir şeyler. Hiç merak etme abi. Bu sohbet aramızda kalacak. Tamam abiciğim. Allah. Bu son parçayı da koyayım. Kalbimden Yiğit'i, aklımdan yüzünü sakal. Allah'a bin şükür bu deli saçmasını bitirdin galiba. Ben de niye yemekten sonra gelmedi diyordu. Aa, unutmuşum. Anne dikkat et. Ay tövbe tövbe. Ya anne emek verdim o kadar. Ne oldu? Ne konuştun abinle? Kızım kerpetenle mi alacağım ağzından lafı? Söylesene merak ediyorum. Hiç. Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey? Sıkıştıraydın. Israr edeydin biraz. Anne ne dediysen konuştum. Sordum işte. Bence abimin kalbi boş. Yani evlenmek istediği biri yok. Ya. Demek senin fikrin bu. Hı hı. Kızım bir erkek tek taş yüzüğü neden alır? Hı? Yani bunun başka bir anlamı varsa söyle ben de bileyim. Eskiden almıştır. Ne bileyim ben. Ama eğer bir şey olsaydı bana söylerdi. Yani söylemediği için yok diyorum. Ay yok yok yok. Bu Yusuf seni çocuk belledi. Kale almadı ondan konuşmadı. Yani Münevver. Bu işi beceremedin ya. Halbuki öğrenseydin eğer ailemize uygun biri değilse engel olurduk. Neyse hadi kalk kalk. Kalk bir kahve içelim. Vallahi sinirlerim tepemde.